Siz bilan biz Alloh taolaning fazli bilan musulmon bo'ldik. Alhamdulillah. Bizga Alloh o'zining eng buyuk ne'mati La ilaha illallohni berdi. Endi siz bilan biz yashab turgan mana shu yer yuzida boshqa bir dinlar, oqimlar, toifalar borki, ularning holatidan ham ozgina xabardor bo'lsak, islom qanchalik rahmat ekanligini ko'ramiz. Jalhakiya deb nomlanadigan bir ibodat bor. Bu suvga sig'inadigan toifalarning ibodati. Bu ibodatga ko'ra mana shu suvga sig'inadigan odam ana shu avratini to'sadiganchalik kiyimini qoldirib, qolgan kiyimlarni yechib, belgacha suvga tushib turar ekan. Bir necha soat turishligi ibodat hisoblanar ekan. Qishda turishda aytingmi shuncha. Lekin shu ularda shu dinini ibodat ekan shu. İslam'da insanda mana shunday bir mashaqqatga kirgizadigan biror ibodat bormi? Yo'q. Induslarda shunday ibodat bor ekan. Shunday deylar ekan ularda. O'zingni havoni o'zgarishlariga odatlantirishing kerak. Kuydiruvchi quyosh ostida o'tir. Yomg'irli kunda ochiq samo ostida yasha. Go'sht yeyishdan uzoq bo'l. Qish kunlarida ho'l kiyimni kiyib yur. Taoming yer o'stirgan narsalardangina bo'lsin. Qarigan chog'ingda oilangni tark qil. O'rmonlarda yasha. Sochingni qisqartirma, tirnoqlaringni qirqma. Bu Imom Shahristonning Al-Milal va Nahl degan kitobidan keltirilgan. Ana ibora. Bu ularda holi. Bu ularda holi. Islom esa umuman boshqa narsa. Islom rahmat dini. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayoti siz bilan bizga shariat. Chiqmasligimiz kerak. Rasulullohning hayotini har bir lahzasida, har bir ko'rinishida bu rahmat ko'ringan. Mana Qur'on va namoz. Ibodat. Ikkalasi ham ulug' ibodat. Qur'on tilovati va namoz o'qishlik. Bu ikkalasi bir-biriga juda bir bog'liq bo'lganligidan bitta bobda zikr qilindi. Astag'fir billah va Qur'on al-fajr. İnna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Va tongi o'qishni ham to'kis ado qiling. Zero tongi o'qish kecha va kunduz farishtalari hozir bo'ladigan namozdir. Ibn Kasir mana shu tongi o'qish deganda bomdod namozi deb tafsir beradi. Demek namoz bilan Qur'on bir-biriga bog'liq bo'lgan ibodat. Rasulullohni sallallohu alayhi vasallam namoz degan ibodatga muhabbati qanchalik katta ekanligini ta'riflashlikka tilimiz ham qalamimiz ham ojizlik qiladi. Ammo shunaqa bo'lsa ham ayrim hadislarni keltirib o'tamiz. Payg'ambarimiz aytganlar. Bu hadis imomi Nasoiy va Ahmad. Va ju'ilat qurratu ayni fis-sala. Ko'zimning quvonchi namozda. Payg'ambarimiz Bilol roziyallohu anhuga aytadi: "Ey Bilol, azon aytib bizni rohatlantiring" dedi. Ya'ni azon ayting, namoz o'qiylik, huzurlanaylik dedi. Rasululloh namozda huzur topar edi. Ammo ko'zini quvonchi bo'lgan, o'zi qattiq yosh ko'rgan namozda ham musulmonlar mashaqqat chekmasligini, yengil o'qishliklarini payg'ambarimiz xohlar edi. Ibn Mojodan keltirilgan hadisning mazmuni payg'ambarimiz aytadilar: "Albatta men namozga kiraman. Namozni cho'zib, davomiy qilib o'qishlikni yaxshi ko'raman, xohlayman. Ammo to'satdan bir go'day balani yig'layotganini eshitamanda, onasini bezovta bo'lishligini o'ylab namozni qisqa qilaman" dedi. Chunki balasi yig'lab turgan ayol payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalarining ayollari masjidga borib namoz o'qishgan. Bolasi yig'lab turgan bo'lsa, u ayolni xayoli, yuragi qayerda bo'ladi? Namozda turib qiylanmasin deb, namozni nima qilaman deyapti? Imom bo'lgan odam orqadagilarni qiynamaslik kerak. Hali uni alohida gaplashamiz. Mo'azimni Jabalga payg'ambarimiz aytgan qattiq so'zi bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kirganlarida ikkita ustunni o'rtasiga ip bog'lab qo'yilgan edi. Bu hadis Imom Buxoriy va Muslimda. Bu qanaqa yibdi payg'ambarimiz so'radi. Aytishdiki, bu Zaynab uchun tortib qo'yilgan ip. Namoz o'qiyotib charchab ketsa, shu ipga osilib oladi deyshtdi.
Namozda charchab kelsa ipga osirib oladi deydi. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "La hulluhu." Yo'q dedi. Yechinglar buni dedi. Yechinglar. "Li yusalli ahadukum nashatahu fa idza fatara falyaqut." Sizlar namoz o'qisanglar, sizlardan bittalar namoz o'qisa, nashotli, shijoatli holatda turib o'qisin. Agar charchab kelsa o'tirib olsin dedi. Bu ta'lim qaysi ayolga berildi? Zaynab binti Jahsh roziyallohu anhoga. Rasulullohning ayoliga. Rasulullohning ayollaridan talab qilingan narsa hech qaysi boshqa ayoldan talab qilinmaydi. Muhammad alayhisalomning ayoli bo'lgan mana shunday oliy martabadagi Ummul Mu'minin Zaynab binti Jahshga charchab kelsangiz o'tirib olavering deyilyapti. Bu umumiy qoida. Inna dini yusrun. Din nima? Yengillik. Bu odam bir shijoat qo'ziganda va shu nafrlarni ham qoldirmay tinimsiz soatlar namoz o'qib turib, keyin bir susayib ketganda hammasini tashlab olishligi to'g'ri emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bandadan sodir bo'layotgan amal ozroq bo'lsa ham mayli, lekin nima bo'lsin? Va alamu anna ahabbal amali ila allohi adwamuhu va in qalla. Imom Muslimda. Shuning uchun Rasululloh aytdilar, bilinglar, ogoh bo'linglar. Alloh uchun eng mahbub amal, eng suyukli amal garchi ozroq bo'lsa ham davomli bo'lgani. Tushunarlimi? Ozroq bo'lsa ham davomli bo'lsin. Yengil bo'lsa ham davomli bo'lsin. Bir shijoatni qilib qo'yib turib, keyin to'xtatib qo'ymasin. Shu tavozun, tavozun degan so'zga ittifoq qilar ekan. Tavozun degani tenglik degani. Oshiqcha qatirban bormaymiz ibodatda. Oshiqcha tashaban bormaymiz. O'rtasini ushlaymiz. Agar kishi mana shu tavozunni bilmaydigan bo'lsa, o'zi ham qiynaladi. Atrofidagilarni ham qiynaydi. Bunga siz bilan bizga Abdulloh ibn Amr ibn al-As bilan payg'ambarimiz o'rtasida bo'lgan bahs bu misol bo'ladi. Abdulloh ibn Amr ibn al-As arablarning daholaridan bo'lgan Amr ibn al-Asning o'g'li Abdulloh. Yosh, kuch-quvvatga to'lgan, shijoatli, ibodatga beli makkam bo'lgan sahobiy yigit. U kishi kelib payg'ambarimizga "Ya Rasululloh" dedi. "Qur'onni qanchada o'qiyman?" dedi. Ya'ni bu kishi kechasi namozda turib, namozda Qur'onni xatm qilishni so'rayapti. Kechasi namozda turib, Qur'onni qancha muddatda xatm qilaman dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Ihtimhu fi shahr." Bir oyda xatm qiling dedi. Bir kechada bir pora degan to'g'ri keladi. Abdulloh ibn Amr, "Men bundan afzalrog'iga ham toqat qilaman" dedi. "Ko'proq o'qiy olaman" dedi. Payg'ambarimiz, "Ihtimhu fi ashrin." 20 kunda xatm qiling bunday bo'lsa dedi. Qanchadan to'g'ri keladi? Bir yarim poradan. Abdulloh ibn Amr, "Men bundan afzalrog'iga toqat qilaman" dedi. Rasululloh aytdilar, "Ihtimhu fi hamsat ashr." 15 kunda xatm qiling dedi. Abdulloh ibn Amr, "Men bundan afzalrog'iga toqat qilaman" dedi. Payg'ambarimiz, "Ihtimhu fi ashr." 10 kechada xatm qiling dedi. Bir kechada 3 poradan. "Men bundan afzalrog'iga toqat qilaman" dedi. Payg'ambarimiz, "Ihtimhu fi khamsin." Uni 5 kunda xatm qiling dedi. Ibn Amr, "Men bundan afzalrog'iga ham qodirman" deganda javob bermadi. Chunki 5 kunda xatm qilsa 6 poradan xatm qiladi. Uxlagani, birodarlar, agar undan qisqaroq muddatda tugataman desa kechqurun uxlamaydi. Kechqurun uxlamagan odamning kunduzgi ahvolini ko'ring. Bu misolda biz kuch-quvvatga to'lgan yosh yigit Abdulloh ibn Amrni payg'ambarimiz bilan savol-javobini ko'ryapmiz. Va mana shu savol-javobda payg'ambarimiz Abdulloh ibn Amrga rahmat ko'rsatayotganligi, shafqat qilayotganligini ko'ryapmiz. Bo'lmasa namozni payg'ambarimiz o'zi yaxshi ko'radi. Qur'on tilovatini yaxshi ko'radi. Bir shijoatni qo'zigan sahobasi ko'p o'qiyman desa oz aytadi deyapti. Biz ajablantiradi bu narsa bizni. Ko'proq qilay desa payg'ambarimiz nima deyapti?
Mesela bizge buraşına desa, şuna kadar baysa ki siz kan adamsınız siz. Ben ibadatı köpetelemen desem siz az yetirdiysin mi? Kalleriz yok adamısınız. De bizge şimdi deydi. Ama şeriatımızı, siz bilen bizge talim bergen peygamberimiz ne diyebdi? Azra akıl diyebdi. Çünkü bu şecaatı sönüp kalışıgını peygamberimiz hala mı yaptı? Azrak olsayam davamlı buluşuyunu hala yaptı. Peygamberimiz bana şu işi bilen ki ibadette azrak kıldı gene bilen. Bu nefil ibadette ki Abdullah ibn Amr'ını ayalıya rahmet görseti yaptı. Abdullah ibn Amr'ını farzandlarına rahmet görseti yaptı. Abdullah ibn Amr yaşayırken cemiyette peygamberimiz rahim kılı yaptı. Çünkü adamlar maşan kılıp keçikunu okulamasa haldan tayıp kosa bu adamlar köçüge çıkıp tırışçılığını kılalıydı mı? Cemiyetke bir mihnet kılıp fayda getirilalıydı mı? Karındaş uğurlarını ziyaret kılalıydı mı? Pul tapıp tırışçılığı kılıp cemiyetke fayda getirilalıydı mı? Demek bizi kılıyken bu nafil amellerimiz buradalar. Tırışçılığı kılıçtan tosup koyması ne gerek? Çünkü tırışçılığı kılıçtan ne mi? İbadet. Bu şeriat hükümleri buradalar muayyen bir taifi adamlar üçünde kemegen. Bütün insaniyet kekegen. Bayegen, kembegaligen. Erkegü, ayol, kattay kişi, küçlügü, zayıf, hemege bir kılkegen. Çünkü Peygamberimiz adamların halatını raya kegen. Yine bir misal. Muaz ibn-i Cebel raziyallahu anhu'dan hikaye kılınadı. Bu kıssanı siz bulan bizge Cabir ibn-i Abdullah rivayet kıladı. Muaz ibn-i Cebel Rasulullah'ın uluğ sahabalarından. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kişiye güde katta baha verdi. Güde köp oranlarda muazzamlı cebalini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem maktaya. Peygamberimiz o kişinin yaş görüşlüğü muazzamlı cebal imam bopturgende namazını çözüşlüğü ruhsat bulmadı. Bu kıssanı Cabir raziyallahu anh'u rivayet kıladı. Şeriatımızda birodarlar qattiqqo'llik man qilingan. Ortiqcha talabchanlik man qilingan. Shafqatsizlik man qilingan. Fatvolarda qattiq ish aytishlik akalar. Agar bu qattiqqo'llik, bu talabchanlik ibodatda bo'lsa ham, agar ortiq darajada qattiqlik bo'layotgan bo'lsa, talabchanlik qilinayotgan bo'lsa, man qilingan. Mana bu qissani hozir o'qiymiz. Bu mavqifni Cabir ibn Abdullah hikaye kılıp şunu dediydi. Tüm kirgen vakitte bir kişi suğarılış gereği bugün iki de tüyasını yetelip geldi. Su içirişi gereği, tüyanın suğarılışı alakı değil. Çünkü bir su içi varsa yürü orada bir neçe küller. Demek ki muhum iş bu. Suğarılış gereği bugün iki de tüyasını yetelip geldi de hukuktan vakti girip kaldı. Muaz ibn-i Cebel raziyallahu anh'u imam olup hukuktan gel takbir etti. Boyagi kişi tüyalarını koydu da orkası da iktida kıldı. Muaz ibn-i Cebel raziyallahu anh'u birinci dakika diye Bakara'nın başlığı vardı. Ana şecaat Bakara surasını yok ki Nisa'nı başlar yubardı. Yok ki Nisa'nı. Şunda halege eriyeşken kişi deydi Cabir raziyallahu anh'u şed namazı taşa çıkıp gitti. Muaz ibn-i Cebel'ge bunu haber verirdi. Falancı siz namazı başlayın da şart namazı taşlar çıkıp gitti dedi. Kanaka namazı taşlar çıkıp gitti. Farz namazdı. Sahabanın arkasında namazı taşı kanaka fazilet özü. Lekin sahaba çözü vardı. Muaz ibn-i Cebel'ge bunu haberi yetkeni de malamat kıldı. Boyaga tüya yetelek giden kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aldı ki Muaz ibn-i Cebel'de kıyan malamatıdan şikayet kılıp vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz raziyallahu anh'ını çakırıp ya Muaz dedi. Afattanun ente siz fitneçi misiniz? Siz fitneçi misiniz dedi. Üç ümmette kaytardı bu kadını. Levla sallayta bisabbi hisme rabbikel a'la ve şemsi ve duhaha ve leyli izâ yeğşâha. Ahir siz sabbih isma rabbikal a'lani o'qisiz bo'lmaydimi? Va shamsi va zuhohani o'qisiz bo'lmaydimi?
Vallayli ida yaqshani o'qisiz bo'lmaydi bu namozga. Fa innahu yusolli waraakal kabir va zaif va zul haja. Axir sizning ortingizda katta kishilar namoz o'qiydi. Zaif kishilar namoz o'qiydi. Hojatmand kishilar namoz o'qiydi-ku dedi. Qisqaroq o'qi deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga xufton namoziga Baqara bilan Nisoda o'qiydigan imomdan ko'ra xufton namoziga Sabbih isma robbika al-a'la bilan Vallayni o'qigan imom Rasulullohga sevimliroq ekan. Odamlarni ibodatda qiynamaydigan imom Rasulullohga sevimliroq ekan. Odamlarni tashna qilmaydigan imom sevimliroq ekan. Ve bu ibodatda qiynanmasin deyapti shariatimiz, birodarlar. Boshqa fatvoni qo'ying. Masjidda turib, namozda turib qiynanmasin bular deyapti. Endi fatvoda qiyinni aytayotgan odamlar-chi? Bilib qo'yinglar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldida ikkita ishdan bittasini tanlashlik turgan bo'lsa, payg'ambarimiz doim yengilini olgan. Gunoh bo'lmasa bo'ldi. Nabi sallallohu alayhi vasallam namozlarda Baqara va Nisoni o'qigan imomdan ko'ra farz namozlarga Shams va Layl surasini o'qigan imomni ko'proq yaxshi ko'rar ekan. Yengillik qilaylik birodarlar, yengillik qilaylik. Musulmonlar o'zini dinini yaxshilab bilishib olsin. Kimdan o'rgansin? Rasulullohdan. Va butun olam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning rahmatini ko'rib bilib olsin. Shunga o'xshagan misol muborak Ramazon oyida ham sodir bo'ldi. Bu hadis İmom Buxoriy va Muslimdan keltiriladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ramazon kechalarining birida namoz o'qishlikka masjidga chiqdi. Nafl namoz o'qigani masjidga chiqdi. U zotni namoziga bir to'p odamlar ergashdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikkinchi kuni ham ana shu namozni o'qigani chiqdilar. Yana odamlar kelib qo'shilishdi. Odamlar endi ko'payib qoldi. Kechagidan ko'ra ko'payib ketdi. Üçüncü, törüncü günü, üçüncü ya ki törüncü günü Peygamber Aleyhisselam namazı çıkmadı. Çıkmadı. Tong atken de Müslümanlar da aldı çıktı da etti ki قَدْ رَعَيْتُ الَّذ۪ي صَنَعْتُمْ Şimdi keçikurun namazı çıkmadan eden hemen hayran oldu. İki gün çıkıp üçüncü ya ki törüncü günü çıkmaya koydu. Peygamberimiz onlara sizler kıyan işilerde gördüm dedi. فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ اِلَيْكُمْ اِلَّا اَنِّي خَشِيْتُ اَنْ تُفْرَدَ عَلَيْكُمْ Buhari ve Müslüm'den bu hadis. Sizler kılgen narsani gördüm. Sizlerinin aldingizge çıkıştan beni tosken narsa, sizlerge şu narsa farz bu kalışıdan korkanlıgim buldu. Kaytara ben. Sizlerini kılgen narsanginizni gördüm. Sizlarning oldingizga chiqishdan meni faqatgina shu narsa sizlarga farz bo'lib qolishidan qo'rqanligim to'sdi dedi. Agar yana chiqsam, Alloh taolo shu chiqishligimni sabab qilib turib farz qilib qo'ysa, sizlarga qiyin bo'lib qolishini xolamadim dedi. Shu kuni payg'ambarimiz uyida namoz o'qib qo'yishligini afzal deb bildi. Alloh taolo bandalarga o'zi xohlagan narsani farz qiladi. Ya'ni qilasan dedi. O'zi xohlagan vaqtda farz qiladi. O'zi xohlagan suratda farz qiladi. Payg'ambarimiz bilardi buni. Yana Alloh taolo biror narsani farz qilishlikka biror narsani sabab ham qilib qo'yadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana Imom Navoiy kitobini qarasanglar, 40-da 9-chi hadisda keladi. Alloh sizlarga haj qilishlikni farz qildi. Haj qilinglar dedi payg'ambarimiz. Shunda bir odam turib, "Har yilmi yo Rasululloh?" dedi. Rasululloh indamadi. Har yilda meni so'radi. "Har yilmi?" dedi. Payg'ambarimiz indamadi. Uchinchi marta so'raganda ham indamasdan turib, keyin aytdiki, "Agar hozir," dedi payg'ambarimiz, "ha deb qo'ysam, shu so'zim sabab har yili haj qilishlik farz bo'ladi. Kuchingizlar yetmaydi bunga," dedi. Shuning uchun payg'ambarimiz agar hozir chiqsam shu ish sababli Alloh taolo farz qilsa ummatimga mashaqqatga men sabab bo'lib qolmay deb chiqmay qo'ydi. Tushunaring birodarlar? Musulmonlarga nisbatan jinoyatni kattasini qilgan odam qaysi odam? Sizni bergan savolingiz yoki siz sababli halol bo'lgan bir narsa harom bo'lib qoldi. Shuning uchun payg'ambarimiz
sizlarning ustingizga mashaqqatli ibodatni farz bo'lib qolishidan qo'rqib chiqmay qo'ydim dedi. Shunlarga birodalar. Mana Banu Isroilning qissasiga murojaat qilinadigan bo'lsa, birodalar, Banu Isroilning mana sigir qissasi. Alloh taolo sizlarga bitta sigir so'yishni buyurdi desa, indamasdan bitta sigirni so'yib qo'yishdaniga savolni berishaverdi. Alloh taolo tushiraverdi shartni. So'raverdi, tushiraverdi. Oxiri terisi barobar tillaga sotib olishlik evaziga topishdi bu sigirni. Dinimiz birodarlar yengillik dini. Rahmatga to'lib toshgan payg'ambar alayhisalomning hayotini o'qib o'rgan ekanmiz. Aqlli odam buncha rahmatni payg'ambarimiz hayotida bor ekanligini ko'rib turib tiliga bitta so'z keladi. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mana shu oyat keladi tiliga. Ey Muhammad, dar haqiqat biz sizni barcha olamlarga faqat rahmat qilib yubordik. Ha, endi bu domlalaring faqat yumshog'ini gapiradi, yengilini gapiradi, qattig'ini kim qiladi? Biz birodarlar o'zimizni kallamizdan olib gapirmayapmiz bu gaplarni. Bu bizning fikrlarimiz emas. Bizga bu dinga bo'lgan patxotimizdan yumshoq qilish kerak dindi demayapmiz. Biz shariatda aytyapmiz xolos. Agar shu yerda aytilgan oyatlarga, hadislarga, payg'ambarimiz hayotiga dan keltirgan hujjatlarimizga qarshi hujjat bo'lsa, quloq tutamiz. Dinimiz birodarlar yengillik dini. Sekin-sekinlik bilan bo'ladi bu narsa. Farz ishlar shart qilinadi, harom ishlar shart tashlanadi, nafil amallar sekin-sekin bo'ladi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo o'zi rozi bo'lgan yo'lga hammamizni hidoyat qilishligini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi.